konuklarımız, hoş geldiniz. Geçen fuarımızın kapsamında, ufraklarla akademiyatik bilgileri kapsamında verdiğimiz bu panellerin sunucusuna Azerbaycan Franchise Derneği'nin değerli başkanı ve başkan yardımcısı Sayın Cavit Mavsumov ve Sayın Ufak Dadaşov. Sayın Başkan bize Azerbaycan'daki pazar, franchise dünyası, derneğin kurmalarının öyküsü, derneğin amaçları, Azerbaycan devleti tarafından nasıl desteklendiği, bizim malum tabirimiz iki devlet bir millet, Azerbaycan ile nasıl birlikte hareket edebileceğimiz, Türk markalarının orada nasıl boy göstereceği, Azerbaycan markalarının bünyesine bizim nasıl destek verebileceğimiz, kendi pazarımıza onlarda nasıl yer verebileceğimiz konusunu birlikte değerlendirmek üzere Sayın Başkan, Sayın Konuğumuz ve Sayın Katılımcılarımızın görüşlerini alarak birlikte burada bir konsensüs oluşturup hedef çizerek hızla inşallah Azerbaycan pazarında Türk markalarının, Azeri markalarının Türk pazarında boy göstermesini temenni inşallah edeceğiz. Sayın Başkan. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Cavit Mavsumov, Azerbaycan Franchise Derneği Başkanı. Derneğimizin 2022 senesinde kuruluyor. Derneğimiz Azerbaycan pazarında, biznesinde hedefi yeni bizneslerin oluşturulması, mevcut bizneslerin franchise modellerinin doğru şekilde şekillendirilmesi ve Azerbaycan markalarının dışa taşınması ve harici, dışına gelen markalarımızın gelen pazarlarımızda doğru şekilde konumlandırılması, management'in kurulması, quality control sistemini franchise derneğimiz tarafından, konsültanlarımız tarafından daim şekilde izlenmesi, dış devletlerden gelen markaların marka değerinin korunması gibi bütün faaliyetleri üstlenmekteydi. Franchise derneğimiz ilk kurulduğu günlerde Azerbaycan Devleti tarafından tam şekilde destekleniyor. Devlet Ekonomi Bakanlığımızın kurumu olan Küçük ve Orta Biznes'e Destek Ajansı tarafından birbaşa destekleniyor. Onların teminat mektubu esasında kurulmuş bir teşkilattı. Teşkilatımız Azerbaycan'da franchising derneği faaliyeti gösteren ilk ve tek lisanslı bir kuruluştur. Kısaca bu kadar. Azerbaycan markaları, Azerbaycan pazarı hakkında size ne söyleyebilirim? Azerbaycan malum olduğu gibi 91 senesinden beri kendi bağımsızlığını ilan etmiş bir devletti. Ve devletimiz çatısında son yıllarda büyük başarılarla, büyük markalar ülkemize gelmeye başlamıştır ve faaliyetler ilerledi. Şu anda da faaliyet gösteren markalarımız vardı ve son bizim Karabağ Savaşı ve Karabağ Zaferi'nden sonra Azerbaycan'da hep biz Azerbaycan'a investlerin ettiğimiz zaman bizim için sorun olarak görülen savaşın bittiğini ve ülkenin o problemle çözdüğünü ve ülkenin invest yönünden çok uğurlu bir yönde yer aldığını not etmek isterim ve investörler için çok başarılı yapabilecekleri ortam oluşturuldu devlet tarafından. Ciddi bir teşvikler oluşturuldu. Ülkede üretim kurmak isteyen, ülkede faaliyet göstermek isteyen dış markalar için ülke bakanlıkları, farklı devlet teşkilatları tarafından da uygun şartlar oluşturuldu. Bizim birliğimiz burada hangi görevleri üstleniyor? Birliğimiz burada investörle ülkede çalışmak isteyen marka arasında bir köprü rolünü oynayacak. Ve bu köprünün ne faaliyetleri gösterecek? Markanın ülkede faaliyete başlaması için doğru konumun seçilmesi, doğru yerin seçilmesi, onların faaliyetinin teşkil edilmesi işinde bir başka rol alıyor. Kısaca bu kadar sonra. Teşekkür ederiz. Biraz pazardan bahsedelim. Şimdi bizim Türkiye'yi hatırlayalım. 85'ten McDonald's Kurya'la başlayan franchise yolculuğumuz 90'ların başında ağırlıklı olarak yabancı markaların pazarda boy gösterdiği, yerli markaların onlardan bir şeyler öğrendikçe, onlardan personel transfer ettikçe franchise'a yöneldiği büyüme dönemiydi 90'ların başında. Azerbaycan şu anda bu dönemi yaşıyor. 10 ila 70 yıl arasında bir Starbucks, L'Oreal Jeans görüyoruz.
5-10 şube arasında Türkiye'den giden markaları görüyoruz. Ama 40'ın üzerinde şube açmış Azeri markalar var. Azerbaycanlı girişimcilerin kurduğu yiyecek esaslı sektörler var. Markalar, zincirler var. Azerbaycan'ın Türkiye'den farkı gaz ve petrol sayesinde devletin güçlü ve destekçi ve düzenleyici olması. Azerbaycan Franchez Derneği'ne devlete sırtını dayaması şarttır, faydalıdır ve pazarı büyütmekte çok önemlidir. Siz biraz Azerbaycan'ın Bakü pazarı, diğer illerin pazarı, pahalı ürünlerin nerelerde ne kadar gittiği, ucuz ürünlerin nerede ne kadar gittiği konusunda bilgi verirseniz çok teşekkür ederim. Şimdi Azerbaycan pazarına baktığımız zaman ülkenin nüfusu 10 milyondur. Bunun 4 milyonluk bir nüfusu Bakü oluşuyor. Tabi olarak Bakü bizim en üst pazarımızdır. İkinci şehir olarak baktığımız zaman Cengiz ve Sungay şehirlerini göstermek olur. Bölgesel baktığımız zaman Kuba, Lençara, Zagatala bölgesinin Susi burada not etmek gerekir ki burada faaliyete başlayan markalar hep başarılı ettiler. Doğru not ettiniz, Azerbaycan markaları var ki son dönemde bayağı kendi şebekeleşme işlerini geliştirdiler ve büyük şebekeleşmeye geçit ettiler. Bu markaların ama markalaşmaya, franchising vermelerine ve franchising kendi güçleriyle değil, farklı yatırımcılarla franchising modellemesi üzerinden ülke çapında ve ülke dışında genişlenmesine ihtiyaç var. Yani franchising derneğinin yarılma sebeplerinden birisi de budur. Yani franchising derneğinin esas yarılma sebeplerinden birisi de budur. Ve Azerbaycan pazarını tahmin ettiğimiz zaman pazarımızın genişliğini birkaç MHL'ye bölmek olur. İlk müstakilliği kazandığımız dönem, yani bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz dönem, 91 senesinden beri. Daha sonra bizim asrın mukavelesi dediğimiz petrol mukavelesini imzaladığımız dönem ve ülkeye büyük paraların gelmeye başladığı bir dönem. Pazar orada tam başka bir şekilde aldı. Ve Karabağ Savaşı, ikinci Karabağ Savaşı'ndan sonraki bir dönem ülkeye çok fazla investör akını yaşanıyor. Bunlar daha çok inşaat sektörü yönünde olsalar da ülkeye farklı markaların gelişine sebep oluyor. Ve ülkenin dünya çapında bayağı bir iyi bir investör getirici çekme ilgisini çekti ülkeye. Bu da bir fırsattır ülke çapında. İki devletin burada markalaşma, markaların yaranması ve bunların pazarda oluşması yönünde ve yatırımcıların esasen bugünün kazancını düşünmeyen, geleceğin kazancını düşünen bir yatırımcılara ulaşması yönünde devletin güzel bir siyaseti vardır. Ve bu siyasetin devamı olarak biz büyük başarılar elde edebiliriz ki ülkeye farklı yatırımcıları çekerek ülkede üretici isteniyor. Yani ülkede kooperatifler yaranmasına büyük ihtiyaç var. Ülkede parası olan insanlar da var ama diyelim ki teknolojisi yok. Adama teknolojik bir destek geldiği zaman çok iyi bir şeyler oluşabilir. Veya ülkemizde Sovyet döneminden kalan yarım fabrikalar var. Hangisi ki küçük restorasyonlarla farklı alanlara çıkış edebilirler. Veya ayın 29'unda Türkiye'nin kendi otomobil markası yarandı, TOV. TOV'un ülkede faaliyete başlaması farklı bir çap atabilir ülkede. Çünkü ülkede ben dikkat ettim son dönemde, Türkiye'ye sık geliyor. Bizde elektronik otomobiller pazarı sizin pazardan daha önde. Yani bazı pazarlarda Azerbaycan Türkiye'nin önündedir, bunu söyleyeyim. Bizde elektrikli otomobiller bayağı bir ilerledi. Veya diğer bir pazarlar olabilir. Biz marketing tarafında, pazarlama tarafında büyük gelişimler yaşadık. Ülke şu anda inşaat sektöründe, inşaat firmalarının dikkatini çekebilir. Teknoloji firmalarında ülkede büyük ihtiyaç var. Mesela kağıtsızlaşma, dijitalleşme gibi ortamlarda çalışan firmalar büyük başarılar kazanabilirler. Ülkede Türkçe markalarına karşı büyük bir ilgi ve merak var. Yani sempati var ülkede. Türk restoranı açıldığı zaman, Türkçe bir markası ülkeye geldiği zaman insanlar oraya gitmeyi sanki kendilerine bir mecburiyet biliyorlar. Yani seviyorlar bunu. Bir Türk markasının doğru şekilde faaliyete başlaması, doğru yatırımcıyla pazara girmesi, onun başarısız olma bir ihtimali varlığı. Yani marka girdiği zaman başarılı olur.
doğru bir dille söylediğimizde ve doğru bir yerde yerleşirse hiçbir zaman başarısız olamaz. Ve ülkemizde biliyorsunuz biz kardeş ülkeyiz zaten. Sizlerin ister iş insanları, ister devlet insanlarımızın yaklaşımı çok farklıdır. Ve biz Azerbaycan Franchising Birliği olarak da bütün gücümüz ve kuvvetimizle Türkiye markalarının ülkemizde faaliyetinin yaranmasında ve Türkiye markalarının ülkemize gelmesinde başrol almaya iddialıyız. Bu konuda Fırat'la da güzel bir işbirliğimiz olacağını düşünüyorum. Eminiz buna da. İnşallah sizlerin de destekleriyle biz bu oluşumun ülkede tam şekilde oturtulmasına son 3 yıllık planlama koyduk kendimize strateji planlaması ve bu 3 yıllık planlama içerisinde biz büyük yol kat etmek niyetindeyiz. Evet, doğru, olayı 2 yönlüyle görmek lazım. Hemen yanı başında zengin bir kardeşimiz var. Bu kardeşimizin ülkesine gidip yatırım yapmak, orada iş yapmak, orada şuluk açmak bir iş. Ama o kardeşimizin aynen bizim 90'dan bu yana kendi markalarımızı ortaya çıkartmamız gibi kendi markalarını çıkartmasına destek olmak da UFRA'da olarak bizim üstlendiğimiz bir misyon ve verdiğimiz bir destek. Şimdi burada derneğimizin kurucularından bizim değerli dostumuz Doğan Tomuz Bey'i de alalım. Doğan Bey'le yaptığım görüşüm o ilk vatandaşını franchise yatırımcısı gibi şimdisi olarak Azerbaycan'da uzun yıllardı. Hem zincir kuruyor hem konsept oluşturuyor. Ve ondan aldığım bilgi şuydu. Azerbaycan'da, Bakü pazarında, yani özel olarak Bakü pazarında bir zenginler var. Onları her şey için takırsınız. Ama bunun altına indiğinizde misal tavuk, önerin içine 35 gram et koyup 15 TL'ye, yani bunu çevirdiğimizde Türk parasıyla 15 TL'ye satmak durumunda kalacağınız bir pazar da var. Her iki pazar da var orada. Sadece zengine hitap eden veya sadece o sıradan halka hitap eden iki konseptte de Türkiye markaları hazır. Burada arz ederseniz sözü Rıfat Bey'e de verelim. Çünkü Rıfat Bey çok pahalı, lüks bir araba markasının Azerbaycan'daki temsilcisi. Dolayısıyla zengine ne satılıyor, nasıl bir lüksürük pazarı var orada, biraz açarsanız size. Merhaba, sağ olun. Yoğunlaştığı sektörler hangileri, kimlerin Türkiye'de iş
iş yapmasını tavsiye edersiniz? Kimlere bu konuda şans verirsiniz? Bu konuda teşekkür ederim soru için. Azerbaycan markalarında dışarı çıkabilecek markalarımıza dikkat edersek, bizim giyim markalarımızın burada şans görmesini düşünmüyoruz. Yani biz giyim tarafta Türkçe pazarı bayağı bir ileride, yani burada düşünüyoruz ki diğer Türkçe ürünlerde daha başarılı olabiliriz. Ama gıda sektörümüzün Türkçe pazarını iyi bir giriş yapabileceğini düşünüyoruz. Aslında o konuda bir konumlandırma da düşünüyoruz ki biz bizim tarafımızdan markalaşmalarla destek olalım ve Azerbaycan yemek markalarını, gıda markalarını, restoran zincirlerinin buraya çok rahat şekilde adapte olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü hakikaten Azerbaycan mutfağı çok zengindir ve bu markaların Türkiye pazarında iyi bir başarı sergileyebileceğine eminiz. Bizde bazı medeniyetler vardı, eski zamanlardan kalma, sayfana medeniyeti vardı, hamam medeniyeti vardı, çok farklı bir hamam medeniyeti vardı. Bunun Türkçe hamam medeniyetiyle tam da üst üste düşmediği ve güzel bir şeyler burada açıldığı zaman farklı bir markalaşmaya gidebilecekti. Farklı bir yemek çeşitlerimiz vardı. Fuar arifesinde sohbet ettiğimiz abilerimizden biri de bana söyledi ki mutlaka hencele getirin burada markalaştırın insanın restoranlar sanın bütün ekip olarak orada oluruz. Yani Azerbaycan yemek çeşitlerine karşı burada bir sevgi vardır. Bu sevgiden iyi şekilde faydalanmak ve iyi şekilde bunları markalaştırıp Türk insanına sunmak gerekiyor. Çünkü Türk insanı kendi eski mutfağını bilmesi gerekiyor. Çünkü bu da bir Türk mutfağı. Ve Azerbaycan'da yeni oluşturulacak markalaşmanın da burada başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Peki, bu başarıya giden yolda tabii ki Franchise Derneği'nin ufadı olarak Azerbaycan Franchise Derneği'nin her konuda yardımcısı ve yanında bir destekçisi olmayı görebiliyoruz. Ve bunu uygulamaya başladık. Burada fuarda attığımız bir imza ile Sayın Başkanımız ve Sayın Başkan İşbirliği protokolü başlattılar. Ve bundan sonra Ufra Franchise Akademisi başta olmak üzere birçok konuda buradaki deneyimimizi size aktarmaya arzu ediyoruz. Her zaman hazırız. Şimdi arzu ederseniz katılımcılarımız arasından soruları olanlar var. Onların soruları doğrultusuna yönlendirelim. Mikrofon verebilir miyiz? Birlik olarak biz
iş adamlarımız adına müracaat ettiğimiz zaman ise bu direk bir teşkilatın başkanına yönelir. Yani bu da işin daha da operatif süreçte hayata geçmesine ve problemin tez bir zamanda çözülmesine bir zemin hazırlar. Aslında devletimiz de bizi desteklemekte en büyük maksatlarından bir tanesi budur. Ülkemizde çalışan markaların da haklarının korunması konusunda biz görevliyiz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, bu arada söylediğim bir sözün altını çizelim. Oraya giden Türk markalarının Azerbaycan Franchise Derneği'ne de üye olmasını arzu ediyor, tavsiye ediyor. Bu durumda çok daha kuvvetli destek verebileceğini söylüyor. Aynen. Benim ismim İsmail Özcan. Ben 2002 Bakü Devlet Şarjı Üniversitesi Fakültesi mezunuyum. Şu an burada Katın Ülke'yim. Başkanım, bir önce sizi burada hoş gördük. Buradan ayrılmadan önce sanımıza da bekleriz. Şu anda burada biz doğal ürünle de bekliyoruz. Bizim imalatımız var. İstanbul'dayız biz, merkezimiz. Azerbaycan'da bayilik vermek istiyoruz. Ancak finansman desteği nasıl olabilir? O şekilde bize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Yani biz 3 ayda 4 ayda bir ihracat yapıyoruz ama çok ufak bir miktarda. Ürünlerimiz orada çok iyi seviliyor. Gören ve yadırgıyan hep başka sosyal medya üzerinde bize ulaşıyorlar. Biz bunu apteklere yaymak istiyoruz. Hatta orada apteklerde bizim tarz ürünlerimiz de bir firma sorunuz için teşekkür ederim. Şimdi aptek dediniz, yani aptek burada eczaneler anlamında. Eczanelerin bizde en büyük setini Avromed isimli. Onun başındaki insan güçlüdür dediniz. Dün bana yazdı kendisi, görüşmekti. İyi de arkadaşımdır kendisi. Ve çok rahat bir şekilde siz o konuda destek olabileceğiz. İnşallah buradan çıkıntı kontak verirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok yani. Bursa 13'teyiz biz. Sizi bekliyoruz inşallah. İnşallah. Başka soru yoksa...